Savaşlar başlar ve biter. Geride kalanlar yetim, açlık, yoksulluk. Anneler ölür, babalar ölür. Geride kalanlar yetim. İç çatışmalar, ocaklar söner, evler dağılır. Geride kalanlar yetim. Depremler, seller, yangınlar, toprağın altına uğurlanır kanatlar. Toprağın üstünde kanatsız kalanlar yetim. Siz hiç ölüme uğurladınız mı babanızı? Dönmeyeceğini bile bile hiç beklediniz mi? Bayram sabahları hiç boşlukta asıldı mı dudaklarınız? Kala kaldı mı yaptığınız resimler ellerinizde? Bir aferin beklediniz mi babalarınızdan? Duyamayacağınızı bile bile. Ezberlediğiniz sureler, babacığımla başlayan cümleler karşılıksız kaldı mı hiç içinizde? Ya da annesiz uyuyup uyandınız mı bir güne? Her sabah yazmalarını koklayıp bağrınıza bastınız mı? Ekmeğin arasına ne koyarsa koysun, anneciğim, yeter ki ellerinin tadı olsun diyebildiniz mi? Saçlarınız kaç gün okşanmadı? Yaralarınız kaç gün sarılmadı? Korkulu düşlerden uyandığınızda mecburen yine annesiz uykuya daldınız mı? Kutsal emanetleriz biz. Bulun bizi. Biz yeryüzünün annesiz babasız kalan yavrularıyız. Biz yumuşatabiliriz kalplerinizi. Biz cennetin anahtarlarıyız. İşte bu yüzden sürdük beyaz küheylanları bir izin peşinde. Kimi zaman Aziz Kudüs'ün sokaklarında Yusuf'u bulmaktı niyetimiz. Kimi zaman Şam'ın viran elindeki Zeynep'i, Aliya'nın emanetleri için Balkanlarda, Şeyh Şamil'in torunları için Kafkaslarda, ahde vefa için Habeşistan'ın topraklarına sürdük atlarımızı. Afrikalı gözü yaşlı Hasan, babasına sorarken, beni kime bırakıp gidiyorsun diye, biz yetim Hasan'ın gözündeki yaşı silmek için, babasının son arzusunu yerde koymamak için, kara kıtanın, bahtı kara yetimlerinin inci gibi dişlerini ve dünyaya bedel tebessümlerini görmek için düştük yollara. Peygamber Efendimizin kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şu elimin iki parmağı gibi yan yana bulunacağı sözüne mazhar olmak için yardımseverler, yani sizler doldurdunuz heybelerimizi. Biz de ulaşmak için bir yetime koyulmuş bütün engelleri, bütün sınırları kaldırdık sizlerden aldığımız bu inançla. Sizin adınıza açtık kuyuları, yetimlerin başını sizin adınıza okşadık, sofraları sizin adınıza kurduk, bayram sabahları yanlarında sizin adınıza bulunduk. Biz yetimler sayesinde elif gibi dimdik durduk. Biz hak deyince önce yetimin hakkını savunduk. Biz bir yetimin hürriyetine vurulduk ve biz en zor zamanlarımızda bir yetimin gülüşüyle avunduk. Açın kalplerinizi. Her kalpte bir yetim yaşasın. Sizin de kalbiniz yetim kalmasın.